Mustafa Reşit Akçay, Kütahya'da futbolcularla bir araya geldi, deneyimlerini paylaştı. Tavşanlı Linitspor'u çalıştırdığı dönemde takımı 1. lige kadar taşıyan, en son Konyaspor'la Süper Kupa kaldıran başarılı teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, bölgesel amatör ligdeki takımlarımızın oyuncularıyla söyleşi gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kütahya Şubesi'nin Gençlik Merkezi'nde düzenlediği söyleşiye futbolcuların yanı sıra kulüp yöneticileri ve antrenörleri de katıldı. 7 yıl sonra eğer söylediğin sayıdaki oyuncuyu çıkaramazsam aldığım paranın yarısını sana iade edeceğim. Benim cesaretim var. Programın açılış konuşmasını yapan TÜFAT Kütahya Şube Başkanı Mehmet Acet, Mustafa Reşit Akçay'ın Anadolu'nun ve Kütahya'nın gururu olduğunu söyledi, başarılar diledi. Mehmet hocamın da dediği gibi Anadolu'muzun gururu dediği hocamız, aynı zamanda Kütahya'mızın da gururu. Gerçekten kendisi televizyonlarda çıktığı zaman veya bir takımla anlaştığı zaman biz o kadar seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Neden? Kendimizden biri olarak görüyoruz hocamız. Sonsuz başarılar diliyorum şimdiden, onu söylemiş olalım. Söyleşide futbolculara önemli nasihatler veren Akçay, kariyerlerinde paranın ikinci planda olması gerektiğini söyledi. Ama bu benim yaşam biçimim. Bu benim içimdeki kaliteyi ortaya çıkaracak bir meslek. Benim yeteneklerimle ve genetiğimle uyumlu bir meslek yapıyorum diye başlarsanız sizi kimse satın alamaz. Sizi kimse etkileyemez. Sizi kimse yanlışa zorlayamaz. Ve siz saf ve temiz kalabilirsiniz. Futbolcu olmayın ne olmuş? Olmasanız ne olur lan? Futbolcu olmasanız da Allah'ın gafur ve rahim olduğunu, rezzakı alem olduğunu unutmayın. Senin tuzun kuru, sen şu an para kazandın konuşuyorsun. Hayır, 54 yaşında da aynı şeyi yapıyordum ben. Aynı şeyi söylüyordum. Beni tanımlarken haksızlık yapmayın. Ben 54 yaşında 2 milyar lira maaş alırken de aynı şeyi söylüyordum. Bugün 100 milyar lira maaş alıyorsam da aynı şeyi söylüyorum. Yarın bana 1 milyon lira maaşla verseler beni satın alamazlar. Kendinize haksızlık yapmayın dedi Akçay, Real Madrid'de İngiltere'de oynayan Türk oyunculardan bahsetti. 3 milyon Türk var Almanya'da. Peki ne oldu da buradan 500 tane yetenekli Real Madrid'de İngiltere'de oynayan oyuncu çıktı? Nasıl çıktı? He? Yapmayın. Yapmayın. Kendinize haksızlık yapmayın. Ben reddediyorum. Bir yıl genetiğimizin bize verdiği bir yıl seçenek var. Bu seçeneklerin hepsini kullanabilmeliyiz.